Evet efendim, Ankara'dan tekrar merhabalar. Çarşamba akşamı Ankara'nın gündemi programıyla tekrar karşınızdayız. Ve konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ve yine bu akşam konuklarımız var. Sayın Bekir Bozdağ ile birlikte onlara, Sayın Bakan'a soru soracağımız konuğumuz Kanal Türk Ankara temsilcisi Sayın Faruk Mercan. Sevgili Faruk, sen de hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve her zaman programı beraber sunduğumuz ve sunacağımız İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol. Size de iyi akşamlar dileyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Bakanım, bugün siz de şehit cenazesine katıldınız. Aslında birçok konu var. Balyoz davasının, geçen hafta karar verilen Balyoz davasının tartışmaları bu hafta da devam ediyor. Bununla birlikte terör haberleri. Maalesef dün yine Tunceli'den acı bir haber aldık. Hepimizin yine başı önüne eğildi diyebiliriz. Yani moral bozucu haberler devam ediyor. Hatta siz bugün o şehit cenazesine Yozgat'a giderek katıldınız ve yine önümüzdeki hafta, daha doğrusu bu pazar günü AK Parti'nin kongresi var ve çok önemli bir kongre. 3 dönemi bitirenler son kez aday olacakları kongre ve bir 2015 seçimlerinde onlar olmayacak. Ama dilerseniz terörle mücadeleyle başlamak istiyorum ben. Çünkü gün geçmiyor ki üzücü haberler Güneydoğu'dan gelmesin. Şunu sormak istiyorum efendim. Hep 3-5 çapulcu dedik ama şöyle de bir gerçek yok mu? Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa'dan gelen Irak'a, Kandil Dağı'na yıllık 800 milyon euro ile 1 milyar euro arasında değişen bir bütçe. Zaman zaman Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin, Ermenistan'ın, İsrail'in, Avrupa ülkelerinin kucağına oturan, taşeronluğunu yapan bir PKK terör örgütü. Dolayısıyla bu üzücü haberlerin bitirilmesi anlamında, yeni bir atılım anlamında, terörle mücadelede yeni bir konsept deniliyor. Birçok şey söyleniyor. Siyasetle müzakere deniliyor. Önce terörle mücadeleyle başlayalım ve bugün Yozgat'ta neler hissettiniz onu da alalım tabii ki. Tabii öncelikle hem Yozgat'ta bugün Hakk'ın rahmetine uğurladığımız şehidimizi hem de diğer şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi uzun zamandır devam ediyor. Bütün hükümetler de esasında terörü sonlandırmak, terör belasından ülkemizi kurtarmak için bir çabanın içerisinde oldu. AK Parti hükümetleri de kurulduğu günden bu yana terörle mücadele etmek, terörün istismar ettiği zemini ortadan kaldırmak ve bu belayı Türkiye'den yok etmek için önemli çalışmalar yaptı, önemli adımlar attı. Siz de ifade ettiniz. Esasında terörle mücadele baktığınız zaman karşınızda sadece basit bir terör örgütü yok. Çünkü baktığınızda şöyle bir fotoğraf var. Terör örgütü eylem yapıyor. Neyle yapıyor? Silahla yapıyor. Bu silahları üretenler bir takım ülkelerde üretiyorlar. Yani silahlar kayıp kaçak üretilmiyor. Belki açık üretiliyor ama sevkiyatı veya verilmesi gizli, kapaklı bir şekilde yapılabiliyor. Ama sonuçta bu silahları verenleri görmeyen veya görüp de iyi yapıyorsunuz diyen bir yapı var. Bir takım uluslararası aktörler var. Bu bir gerçek. Öte yandan tabii terör örgütü kendi içinde bir iaşe ibadete de sağlıyor. Elbisesi var, yemesi var, içmesi var. Bütün bunlar da bir parayla oluyor. Baktığınızda bu paranın sadece tehditle, şantajla, zorla elde edilenlerle bu işin çevrilmesi de kolay değil. Yani bunun zorla veya gönüllü elde edilen paranın dışında başka bir takım desteklerin de olduğu çok açık. Biz bugüne kadar bunu hep söyledik. PKK terör örgütü sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda taşeron bir örgüt. Başka ülkelerin, başka uluslararası yapıların, başka bir takım güçlerin de destek verdiği bir yapı. Onlar niye destek veriyorlar? Güçlü bir Türkiye arzu etmedikleri için. Onun nedeniyle terörle mücadele ederken bir yandan güvenlik boyutuyla bir mücadele yapılırken öte yandan da içeride ve dışarıdaki bu bağlantıları kesici, terörün istismar ettiği zemini kurutucu adımların atılmasının gerektiğini biz her defasında vurguladık ve bu yönde de çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz.
Şu anda baktığınızda AK Parti iktidarları döneminde yapılanları incelediğinizde önemli adımlar da attığımız bir gerçek. Çünkü bölgeye yaptığımız yatırımlar, terörün istismar ettiği geri kalmışlıkla ilgili mücadele noktasında önemli bir noktaya getirdi Türkiye'yi ve bölgeyi de. Bakın biz köy destedik, bel destedik, bölünmüş yol dedik, toplu konut dedik, üniversite dedik. Türkiye'nin hangi projesine el attıysak, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı başladık. Şimdi bölgeler arası bir ayrımcılığı bizim iktidarlarımız döneminde hayata geçmesine asla izin vermedik. Gittiğinizde her yerde aynı şeyi, üniversite Hakkari'de de var, bugün Yozgat'ta da var, Edirne'de de, bu ülkenin her ilinde var. Bütün hizmetleri böyle yaptık. Bunu gördüğü zaman vatandaşımız ne yaptı? AK Parti'ye dönük teveccühünü artırdı. Sandıkta desteğini artırdı. PKK terör örgütünün bütün tehditlerine, bütün şantajlarına rağmen bölgede birinci parti yaptı. Bu önemli bir kazanımdır. Çünkü PKK terör örgütü de bunu görüyor ve şu anda AK Parti'ye karşı da AK Parti'nin İçinde siyaset yapan il başkanı, ilçe başkanı, başka insanlara karşı da, AK Parti'ye destek veren seçmen bazında dua eden insanlara karşı da büyük bir tehdit, büyük bir şantaj içerisinde ve o noktada da kendi terör örgütü, kendi korkutuculuğunu kullanmak istiyor. Bu da çok çok önemli. AK Parti'yi hedefe koymasının sebebi bölgede halkı kucaklayan, halkla bütünleşen bir siyasal hareket olması. Öte yandan Kürtçe ile ilgili baktığınızda PKK terör örgütünün istismar ettiği pek çok alan bugün ortadan kaldırıldı, yok edildi. Geriye dönük baktığınızda 2000'li yılların başında, 2002'de hatta 2003'te Türkiye'de orta öğretim kurumlarında Kürtçe dersi seçmeli olarak öğrenciler okuyabilecek dediği zaman bunu kimse olmaz derdi o zaman. Ya böyle bir şey olmaz derdi. Ama gelinen noktaya baktığınızda bugün orta öğretimde seçmeli Kürtçe öğrenebiliyor öğrencilerimiz. Öte yandan 24 saat yayın yapan televizyon var. Öte yandan radyolar var. Özel televizyonlar var. Üniversitelerde bölümler var. Araştırma merkezleri var. Baktığınız zaman bu alanda da önemli adımlar atıldı. Şimdi biz bu işin sadece güvenlik boyutuyla olmadığını biliyoruz. Onun için uluslararası alanda da demin söylediğim anlamda desteklerin kesilmesi, yok edilmesi anlamda hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Avrupa ülkeleriyle hem de başkaca ülkelerle yaptığımız ikili görüşmelerin her defasında bunlar dile getirildi. Örneğin Almanya'da Sayın Merkel ile Sayın Başbakanımızın görüşmesinde olan kişilerden birisi de bendim. O zaman Sayın Başbakanımız televizyonların huzurunda Sayın Merkel'in yanında da açık açık söyledi. Almanya'da terör örgütüne destek veren bir takım derneklerin, vakıfların, yapılanmaların olduğunu ve buradan paralar aktarıldığını ve buna mani olunması gerektiğini söyledi. Sayın Merkel de biz gerekeni yapacağız. Hatta bu konuda size biz döküman, belge verebiliriz. Ekipler bir araya gelip çalışabilir. Ve o noktalarda biz her tarafta Türkiye olarak, Türkiye'yi yöneten hükümet olarak PKK terör örgütüne finans akışını durdurmak için, başka destekleri durdurmak için girişimlerimizi orada da sürdürdük. Finans dediğim işini gibi, durdurursanız %80'i bu işin çözülür değil yani, mi zaten? Çok önemli tabii. Evet. Bu finans öte yandan söylediğim gibi silah, öte yandan başka şeyler. Bu komplike bir yapı. O nedenle biz bu meseleyi kökünden ortadan kaldırmak ve bir daha Türkiye'nin gündeminde olmaması için 2009'da esasında tarihi bir adım attık. Yani kolay bir şey değil. Türkiye'de terör varken, şehitlerimiz varken, böylesi acı olaylar yaşanırken bu noktada Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlatıp ve bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız demek kolay bir iş değil. Çünkü bir çözüm 2009. Yani işte 2009 yılının Ağustos. Temmuz zannedersem sonuna doğru Sayın Atalay bunu açıkladı ve ondan sonra da bir süreç başlattık orada. Niçin başlattık? Bu sorunu çözmenin bir yolu da bu. Güvenlik güçlerimiz mücadelesini yapacak. Biz öte yandan uluslararası alanda mücadelemizi yapacağız. Ama öte yandan da bu meseleyi konuşarak kendi içimizde de çözümler üretmemiz lazım. Biz o zaman şunu söyledik. Biz bunu konuşalım. Partiler olarak önce konuşalım. Bakın Türkiye'de bu konuda partiler olarak konuşma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. PKK terör örgütü sürekli bir şekilde milletimizin
sağduyusuyla, milletimizin kalbi kardeşliğiyle karşı karşıya kalıyor ve milletimizin sağduyusu, kalbi kardeşliği terörün bütün atraksiyonlarını, bütün saldırılarını yok eden bir yekpare vücut şeklinde duruyor. Evet. Çok büyük bir sağduyu var. O yüzden de PKK bu ülkede Türk ve Kürt kardeşliğini yok edemedi. Türk'ü Kürt'ün, Kürt'ü Türk'ün karşısına dikemedi. En büyük hedefi bu, başaramadı. Şimdi ama siyasette bu birlik yok. Bakın, bir terör saldırısı oluyor. Türkiye'nin muhalefeti var, iktidarı var. Meclis dışı muhalefeti var. Her saldırının arkasında şöyle bir yapı çıkıyor. İktidara karşı muhalefet bu saldırı üzerinden bir durum konuşlandırması yapıyor. Oradan iktidara saldırıyor. Eğer Türkiye'de bir şunu başarabilirsek, terör karşısında iktidarıyla muhalefetiyle tek ses olmayı, milletimizin tek ses olmayı başardığı gibi biz tek ses olmayı başarabilirsek, o zaman daha önemli adımları hep beraber atma imkanı buluruz. Biz 2009'da esasında bu siyaset kurumunun tek ses olmasını arzuladık. Onun için dedik ki görüşelim. Ama görüşmeyi kabul etmediler. CHP'de, MHP'de bizi ihanetle suçladılar, ülkeyi bölmekle suçladılar. Bizim istediğimiz şey terörün bitmesi, kanın durması, gözyaşının dinmesi. Bunun içinde herkesin ne çözüm önerisi varsa onu masaya koysun. Eğer bizim muhalefetimiz şunu demiş olsaydı, yani başbakan geldi bize, biz konuştuk, şu önerileri sundu ve biz bu önerilerden 10 tanesine evet diyoruz. Evet. Şu 5 tanesi ülkeyi böler, buna hayır diyoruz. Veya şöyle zararlar olur, şu gerekçelerle bunlara olmaz diyoruz. Şu 10 taneyi veya 5 taneyi de biz hükümete tavsiye ediyoruz bunlara uysun diye. Ama böyle bir yaklaşım olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi hala bu konuyu ben bu ülkenin hükümetiyle de muhalefetiyle de konuşmam diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ile CHP farklı bir noktaya geldi. Konuşabiliriz diyor ama o da bu işin siyasi rantında. Madem konuşursun, Sayın Başbakanımız dedi ki, bak yanımda arkadaşlarım var, senin yanında da var. MHP bu işe yanaşmazsa biz beraber yapalım. CHP AK Parti Türkiye'nin %75'ine tekabül ediyor siyasal temsil anlamında. Bu da büyük bir temsil. Beraber yapabiliriz ama oraya da yaklaşmadı. Biz istiyoruz ki muhalefet, iktidar bu meselede bir noktaya gelelim. Bu işi bitiren ülkelere baktığımızda da bunlar bir noktaya geldiği zaman önemli mesafe almış. Biz bu işi konuşalım. Konuşmadan adım atma hadiselerinde fazla bir netice alma imkanı gözükmüyor. Biz onun için de iktidar ve muhalefet beraber bunu konuşursak daha Türkiye açısından sonuç alıcı adımlar atma noktasında daha rahat bir ortam olur. Ama bu noktada bunu konuşmak kolay olmadı muhalefetle. Hala da konuşulamıyor. CHP konuşacağım diyor. Ama konuşmaya gelmiyor. Gel oturalım beraber, yok. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi konuşuyor Sayın Bahçeli. Ben konuşmalarını izliyorum, takip ediyorum. Siyaset yaptığım için işim de gereği. Ama Sayın Bahçeli bugüne kadar hep hükümeti eleştiriyor. PKK'yı evet. bile eleştiren yaklaşımlar neredeyse, BDP'yi bile eleştiren yaklaşımları yok. Ama bir de şunu söylese, yani bu işin çözümü nedir? Milliyetçi Hareket Partisi PKK terör örgütünü sonlandırmak, PKK'nın beslendiği zemini ortadan kaldırmak, bu işi Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için hükümete neyi öneriyor, CHP neyi öneriyor, bunlar da yok. Onun için de biz bu noktada da bir siyasal birlikteliğe aslında MHP o hal ve sıkı bu, yönetim konusunda bir öneri getirdi. Sık sık da değil mi Nuri Bey? Getirdi. Fakat bunlar denenmiş metotlar. Evet. Bakın Türkiye'de o hal denenmedi mi? Evet. Ben hatırlıyorum, siz de biliyorsunuz, 90'lı yıllar o halin uygulandığı yıllar değil miydi? Terör durdu mu? Evet. Yok, durmadı. Yani o hal vardı, durmadı. Mesela şimdi bazıları diyor ki idam cezası gelsin, bu iş biter diyor. Peki idam cezası ne zaman kalktı? 2002'de kalktı. 2002'ye kadar terör yok muydu, idam cezası vardı? Vardı. Kaç tane terörist idam edildi? Bir tane örneği yok. Peki terör örgütü üyeleri idam cezası var, ben bu işi yaparsam beni idam ederler diye bir hesabın içine mi giriyor? Girmiyor. Canlı bomba olan bir kişiye idam cezası bir tesir yapmaz. Onun için cezaları artırmak tek başına bu meselede çözüm değil. Çünkü terör örgütüne girenler, oraya katılanlar öyle bir kandırılıyor, beyinleri öylesine yıkanıyor ki bu cezaları onların görmesi, caydırıcılığını kendi hayatına yansıtmasının imkanı yok. Öyleyse bizim burada yapacağımız işlerde
doğru bir şekilde yapmak, denenmiş metotları, denenmiş yöntemleri yeniymiş gibi ortaya koyarak değil, evet, bugüne kadar yapmadıklarımızı yapmak, eksik yaptıklarımızı eksik yapmamak, yanlış yaptıklarımız varsa onları doğru yapmak ve yapmadıklarımız varsa eğer bu meselenin çözümüne dair, o zaman onları ortaya koymak. Dünyanın değişik ülkeleri terörle mücadele etmiş, netice alanı var, almayanı var. Bunların tecrübelerinden istifade etmek. Türkiye'nin tecrübesi var bu noktada büyük. Ondan istifade etmek ve kendi yolumuzu ona göre koymak. Eğer Türkiye'de vatandaşla siz konuşursanız herkes bir çözüm söylüyor esasında. Perdenin arkasında bir şeyler söylüyor. Yani bunun siyasilerin kendi aralarında konuşması ve bu çözümler konusunda neler yapılacaksa onun üzerinde durmasında da büyük fayda var. Ama yani vatandaş size destek verdi. Yani mesela bir Oslo görüşmesini, bir Oslo sürecini başka bir siyasi parti döneminde yaşansaydı Türkiye'de yer yerinden oynardı. Kanın aktığı bir dönemde bile, PKK terör örgütünün eylemlerini durdurmadığı bir dönemde bile ülkenin temel sorunlarından biri olan Kürt sorunun çözümüne ilişkin çok önemli adımlar attınız. Aynen. Bu adımları millet %51 oy vererek size destekledi. Destek verdi. Yani buna devam edin. Ben bunu böyle anlarım. Biz de öyle anlıyoruz. Evet. Bakın 2011 seçimleri baktığınız zaman bu açıdan bir onaydır. 2010'daki halk oylaması bu açıdan baktığınızda bir değerlendirmedir. 2011 seçimleri öncesine baktığınızda Oslo görüşmeleri yapıldı mı, yapılmadı mı? Hatta 2010'da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Daha halk oylamasından da önceki açıklamalar bunlar. Baktığınızda seçimin öncesinde de yine meydanlarda konuşulan konular var. Kasetler sonradan ortaya çıktı ama bu konular konuşuldu. Vatandaşımız bu noktada hükümetimizin arkasındadır. Biz onun farkındayız. O yüzden de bakın şimdiye kadar hiçbir hükümetin almadığı riskleri bu hükümet aldı. İşte Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi bu anlamda tarihi bir adımdır. İlk defa çözüm endeksli bu meseleyi konuşma iradesidir bu. Bundan önceki dönemlere baktığınızda hep güvenlik boyutlu. Biz güvenlik açısından bakarak bu meseleyi halledebiliriz, yok ederek bu meseleyi halledebiliriz, şöyle yaparız şeklinde güvenlik eksenli bir yaklaşım var. Ben bu sorunu çözeceğim. PKK terörüyle Kürt sorunu birbirinden ayıran, Kürt sorunu temelde çözen ve PKK'nın istismar ettiği zemini kurutan ve böylelikle bu meseleyi sona erdiren. Ben bu işi çözeceğim. Çözerken de bir takım adımlar atacağım. Bu adımların bedeli olacak. İşte Habur'da bu adım atılırken bu bedel hesap edilerek adım atıldı. Yani terör örgütü, şimdi o dönem şöyle bir geriye dönüp saralım bugün. Şimdi dağdan teröristler silahlarını bırakıyorlar, geliyorlar, Türk askerine teslim oluyorlar ve oradaki provokasyona bakın. Şimdi büyük bir provokasyon, halkın bu sürecin arkasındaki desteğini azaltmak için hükümeti bu işten durduramadılar. Ama halkın hükümetin arkasından çekmek için orada büyük bir provokasyonla Türkiye karşı karşıya kaldı. Ama bütün bunların hepsi şu açıdan önemli. Bu sorunun çözüm endeksli 2009 yılı çözüm iradesi esaslı tartışmaya başladığı yıl olmuştur. Ve bu noktalarda da bu meseleyi bitirmek için bir görüşme yapılacaksa bunun da yapılması ve bir netice alınacaksa bununla ilgili adımların atılması konusunda da hükümet bir kararlılık gösterdi. CHP'nin bu Oslo konusundaki kafa karışıklığı nasıl değerlendiriyor? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada çok sıkıntı içerisinde. Yani şundan ben bunu görüyorum. Şöyle değerlendiriyorum daha doğrusu. Bu konuya gerçekten bu memleketin bu meselesinden kurtulması için ne yapmak lazım gözüyle bakmıyor. Tayyip Erdoğan başbakan olarak bu işten nasıl zarar görür? CHP bu işten nasıl fayda görür? Eksenli bakıyor. Hükümeti nasıl yıpratırız? Biz nasıl bir fayda elde ederiz? O noktadan bakıyor. Eğer o noktadan bakmamış olsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun Oslo ile ilgili açıklamaları bir yanda diyor ki ben diyor olsam asla izin vermezdim diyor. Evet. Ondan sonra Sayın Koç bir açıklama yapıyor. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var başka gazetelerde. Onun bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını söylüyor. Ama kamuoyunun desteğini bu açıklamanın arkasında görmeyince de görüşülebilir. Ben görüşmeye karşı değilim ama neler konuşuldu onu bilmek istiyor kamuoyu. Başka bir şekilde duruyor. Onun için
Kılıçdaroğlu'nun şu anda partisinde iki iş yapı var. Bir grup BDP'nin ağzıyla konuşuyor. Baktığınızda sanki bunlar CHP'li mi BDP'li mi diye hani televizyonun altında geçerken isim hanesi yazmasa BDP'li falan zannedebilir. Bir grup ulusalcıların ağzıyla, işçi partisinin ağzıyla konuşuyor. Yani baktığınızda ya bu kimdir diye sorduğunuzda, görüşlere baktığınızda herhalde işçi partililer konuşuyor dersiniz veya ulusalcılar konuşuyor dersiniz. Ama kimse CHP'li konuşuyor demez. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Kılıçdaroğlu bir bakıyorsunuz bir işçi partisi ağzıyla konuşuyor. Bir bakıyorsunuz BDP ağzıyla konuşuyor. CHP ağzıyla konuşacak bir siyaset geliştirmeleri evet. lazım. O yüzden biz de sıkıntıdayız. Hangisine itibar edeceğiz? İşçi partisi ağzıyla konuşanlara mı? BDP ağzıyla konuşanlara mı? Bizim ihtiyacımız CHP'nin görüşlerini söyleyenlere ihtiyacımız var. Ona göre biz kendi açımızdan da o görüşler karşısında bir değerlendirme yapalım. Şu anda maalesef orada bir kafa karışıklığı. Efendim kısa bir ara vermek, gerçi Sayın Faruk Mercan da bir soru soracaktı ama ara vermek durumundayız. İsterseniz aradan sonra devam edelim. Efendim kısa bir aranın ardından tekrar Ankara'da olacağız. Bizden ayrılmayınız. Ankara'da yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ve Kanal Türk Ankara temsilcisi ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibolla, kendisine soruları yöneltiyoruz. Faruk Mercan, ilk bölümde sana evet. sıra gelmemişti. Biraz da hızlı hareket etme anlamında Sayın Bakanımızdan birazcık daha interaktif bir şekilde bu terör konusunu detaylandıralım. Tabii terör bir ivme kazandı ve tabii şehit haberleri geldikçe ister istemez herkesin gözü hükümete ve genelkurmaya çevriliyor. Sayın Başbakan'ın bu akşam açıkladığı rakamlara göre şu ana kadar 2012 yılındaki şehit sayısı 144. Tabii AK Parti'nin bir özelliği daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt meselesi, terörün gerisinde olan Kürt meselesini çözme konusunda en net iradeyi ortaya koymuş bir hükümet. Bizim siyasi tarihimize baktığımız zaman Kürt meselesi konusunda en radikal ve gerçekten ileri adımlar atabilen bir Turgut Özal var ki Kürtçe yasağını evet. kaldırmıştı. Evet. Ardından Başbakan Erdoğan'ın attığı adımlar. Sizin de işaret ettiğiniz gibi 2009'dan itibaren esasen belki bunu 2008 yapmak lazım. Çünkü Başbakan yine bu akşam Oslo görüşmelerine de değindi. Oslo görüşmelerinin başlama tarihi 2008'dir. Dolayısıyla demek ki 2008'den itibaren 2005'te Diyarbakır'da dedi ki devlet öz eleştiri yapacak ve bu işi tanıyoruz. Biz bu Kürt meselesi vardır bu ülkede. Aslında o devrim de o aslında. Çok önemli bir konuşmaydı. Yani o kırılma noktası. Fakat Sayın Elibol, mesele şu, neticeyi niye alamıyoruz? Şimdi Sayın Başbakan dedi ki sabote edildi. Doğrudur benim kanaatime göre de. 3 tane 4 tane sabotaj sayabilirim. Bir tanesi 14 Temmuz Silvan. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçilmiş. Sayın Başbakan'ın balkon konuşması var. İki tane meselemiz var. Bir anayasa, bir bu terörü halledeceğiz Kürt meselesi konusunda. Habur bir sabotajdır, Uludere bir sabotajdır. Esasen Oslo görüşmelerinin sızması da bir sabotajdır. Sayın Başbakan Kahire'deyken, Kahire'ye gittiği gün, Arap Baharı'na Türkiye müdahil olduğu gün. Sızdırıldı tam da o gün. Tam o gün şeye sızdı internete. Doğrudur bunlar zorluklardır ama her şeye rağmen hükümetin bu işi çözme görevi vardır. Bilmiyorum bunda mutabık mıyız? Yani o halde Sayın Bozdağ neden daha ileri adımlar atılamıyor? Yani terör bir ivme kazandı. Doğrudur muhalefet sizi eleştirecektir. Muhalefetin görevidir. Yani sabote de eder. Sizin netice almanızı da istemeyebilir. Velev ki milli bir konu bile olsa. Velev ki muhalefetten beklenmeyen bir davranış bile olsa. Ama neden acaba bu ivme kazandı? Yani neden önüne geçilemiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde ya da işte bu Kürt açılımı denilen ya da işte sizin Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dediğiniz kapsamda bir şey olacak mı? Şimdi öncelikle bu terör olaylarındaki artışa değinmekte fayda var. Şimdi bu artış rastladığı zamana baktığınızda 2011 seçimlerin hemen arkasında. Tabii. Ama aynı olayların başladığı dönem baktığında bizim etrafımızdaki coğrafyada da büyük değişimler var. Mısır'da, Libya'da. Kesinlikle Tunus'ta. Yani dış dinamikler inkar edilemez. Orada yani baktığımız zaman farklı bir şey var. Türkiye açısından da çok farklı bir yapı var. Şimdi bir yandan şöyle baktığınızda Türkiye'nin güney sınırlarına baktığınızda işte Irak, işte İran, Suriye, Lübnan, şöyle baktığınızda Ermenistan bir yapı var kendi içinde şeyleriyle. Ama diyelim ki yeni bir yapı oluşuyor. Buraya baktığınızda Mısır, Libya, Tunus, eğer Suriye'de bir değişim olursa
Ondan sonra ortaya çıkacak bir yapı var. Bu yapının içerisinde de baktığımızda ayrı bir alan çıkıyor. Şimdi bu alana baktığımızda, bu alanda en fazla güç sahibi olacak, nüfus sahibi olacak ve kendisi açısından olumlu gelişmeler ülkelere baktığınızda burada bunun en başında Türkiye olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir defa bunun, bakın bir defa bu artışın sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması. Bütün her tarafta sıkıntı var, problem var. Burada güçlü bir ekonomik yapı var ve bu sürekli de artıyor. Krize rağmen şu anda 140 milyar doların üzerindeki, şimdi gerçekleşen rakamlara göre ihracat gerçekleştirmiş bir Türkiye, enerjisinin de büyük bir kısmını değil, neredeyse tamamını alan bir Türkiye. Bir de bu. Üçüncüsü de güçlü bir siyasi istikrar var Türkiye'de. Siyasi istikrarın güçlü olması ve bu istikrarı kullanan iktidarın da halk karşısında büyük bir güven şeyi var, tabanı var. Bütün bunlar da bu güveni yok etmek, istikrarı yok şimdi etmek. Sayın Bozdağ, bütün Türkiye bunları ekonomik olarak da zayıftı. Fakat ya, ekonomik olarak sizin döneminizde muazzam bir ivme kazandı, ben milli gelir. Şunu, ama terörde de işte orada yani, da önemli adımlar attık. Ben şimdi var. Şunu söylüyorum. Hı. Bu olayların çoğaltılmasında demin söylediğim gibi taşeron olarak Türkiye'nin bu artan gücünden, nüfuzundan rahatsız olan kesimlerin verdiği destek veya talimat. Terör örgütünün bağımsız hareketiyle sadece olacak değil. Tabii onların desteği, talimatı terör örgütünde işine geliyor. O yaptığı işlerle bir yandan kendilerini besleyen, destekleyen ağababalarına hizmet ettiği gibi öte yandan da kendi amaçlarına dönük de bir çalışma yaptığını düşünerek bu dönemde bir artış var ve bu artışı da büyük hedefler koydular. Esasında 2012 yılını final bir yıl olarak gördüler ve bu yılda halkı da bu işin içine katarak başka neticeler almak için büyük gayretler, büyük destekler aldılar. Büyük şey. Evet. Ama bütün bunların hepsinde sizce Suriye'nin ve İran'ın kışkırtmaları yok mu? Yani bizim yani dış destek terör örgütünün her zaman vardı. Sadece bugüne ait değil. Siz 2002'den bu yana bu ekonomi %ortalama 7-7,5-8 büyüyor. Ya yani dünya eksilerdeyken büyüyor. İyi de gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Gün geçtikçe daha da iyi gidiyor. Davos'ta masaya yumruğunuzu vuruyorsunuz. Buna rağmen bu yıl kadar ben biraz şuna bağlıyorum. Biraz bağlamak gerekmez mi? Bu yani bir taraftan terör örgütü üyelerinin büyük bir bölümünün Suriye kökenli olduğunu görüyorsunuz. Yani Suriye menşeili. Bir taraftan Suriye desteğinin arttığını görüyoruz. Bir taraftan işte çok telaffuz etmiyoruz resmi ağızlardan ama Suriye'ye karşı desteğimizi çok iyi görmeyen, işte füze kalkanını benimsemeyen İran'ın, bir taraftan Maliki'yle ilişkilerimiz, işte bu bir Şia'nın biraz örgütü teşvik ettiği görülüyor. Bu artışta bunun payı yok mu sizce? Şimdi ben demin söyledim. Yani evet, bu olayların artmasının bölgede yaşanan gelişmelerle bir irtibatı olduğunu demin söyledim. Evet. Eğer Suriye'de bir değişim olduğu zaman baktığınızda farklı bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Farklı bir coğrafya, farklı bir siyasal duruş çıkıyor. Bu duruştan rahatsız olanlar bu duruşun kime ne kazandıracağını hesap edip bundan sıkıntı, kendileri açısından sıkıntılı görenler var. Ona göre vaziyet alanı. Biz bunları biliyoruz. Kimler olduğunu, kimlerin yaptığını. O nedenle bu dönemdeki artışların, böylesi desteklerin, böylesi talimatların bu Türkiye'nin artan güç ve nüfuzuna kırmak adına verilen talimatların ve desteklerin etkisi olduğunu ben demin ifade ettim. Evet. Ama öte yandan PKK terör örgütü de bu yıl içerisinde işte final yılı ilan edip bir takım şeyler elde etmek için, bu desteklerle neticeler almak için kendine bir hedefler, bir takım hedefler koydu. Ama bunların hiçbirisini gerçekleştiremedi. Ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı onların beklediklerinin onlarca değil belki yüzlerce kat üzerinde oldu. Yani çok büyük kayıplar verdiler ve hiçbir hedefini gerçekleştiremediler. Hiçbir yerde başarı elde edemediler. Başarı elde edemeyince planlı eylemler yerine terör örgütünün kendi içerisinde bu kayıpların doğurduğu olumsuz psikolojiyi ortadan kaldırmak. Bak işte falan yerde netice aldık alıyoruz. Filan yerde şöyle oldu oluyor. Havasını verdirmek için
plansız eylemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani vur, kal veya öl, öldür ama herkes bir şey yapsın havası içerisinde. Bütün bunların tamamı da psikolojik olarak çöken, kendi içerisinde hedeflerine ulaşamayan ve ne koyduysa hepsini kaybeden bir terör örgütünün kendi militanları arasındaki çöken psikolojiyi yeniden tamir etmek için işte bir şöyle böyleyiz. İmralı'nın örgütü yönetme etkisini ortadan kaldırdınız aldığınız tedbirlerle. Bunun da etkisi olabilir mi? Yani neredeyse İmralı eskisi gibi artık oradan örgütü yönetemiyor avukatları aracılığıyla. İmralı'nın örgüt üzerindeki etkisi neredeyse ya irtibatı yok artık. Kesildi irtibatı. Bir, bunun etkisi olabilir mi? KCK yapılanmasıyla bir şeyler yapmak istiyorlardı. Sivil takım hareketleri planlamak istiyorlardı. Yargı bunu erken fark etti ve bu yapıya el koydu. Bu hırçınlığın sebebi bu olabilir mi? Tabii şimdi KCK yapılanması son derece önemli. Evet. Terör örgütünün Arap Baharı paralelinde evet. yapmak istediği bütün çalışmaları çökerten bir sonuç ortaya koydu. Evet. Çünkü o yapılanma içerisinde telefon zincirine varıncaya kadar evet. bir hareketlenme, bir eylem ortaya koyma noktasında büyük bir kabiliyet kazanmıştı o şey çerçevede. Ama KCK operasyonları çerçevesinde yapılan çalışmalarla, başlatılan soruşturmalar ve sonuçlarıyla şehir yapılanmalarının neredeyse tamamı çökertildi. Baktığınız zaman KCK operasyonlarının başlamasından sonraki süreçlerde, şehirlerde, İstanbul'da veya başka bir şehirde BDP'lilerin veya PKK destekçilerinin yaptıkları toplantı ve gösteriler azaldı. Yapılanlarda da katılım oranlarının neredeyse yok denecek kadar azaldığını görüyoruz. Çok önemli. Bu KCK operasyonları durdu, işte saldırılar arttı şeklinde kamuoyunda bazı eleştiriler de yöneltiliyor. KCK operasyonlarının durması gibi bir şey söz konusu mu? Hayır, öyle bir şey yok. KCK operasyonları durmadı. Soruşturma devam ediyor. Yargılamalar devam ediyor. Yani bugün yani bile bir operasyon bunlarla, var. Bunlarla ilgili haber. Bunlarla ilgili. Sosyal medyada bu çok sık dile getiriliyor. Bunlarla, KCK durdu. Operasyonlar durdu. Yani kesinlikle durma diye bir şey söz konusu. Yani ben orada değil. Hükümetin özellikle ya. Duruşunda bir değişiklik olup olmadığı. Olabilir mi yani? Evet. Olabilir mi? Biz KCK'nın bu ülke için ne tür planlar yaptığını, PKK terör örgütüyle nasıl bir içli dışlı yapı olduğunu biliyoruz ve KCK operasyonları PKK terör örgütünün planladığı hedeflerin gerçekleşmemesi için en büyük darbeyi vurmuştur. Ve şu anda süreç devam ediyor, soruşturmalar devam ediyor, yargılamalar devam ediyor ve devam edecektir de. Yani bunu kimsenin durdurması söz konusu değil şimdi ama tabii, bunu maalesef bir takım evet, kişiler söyleyebilir ama gerçek şimdi dışı. Tabii zaman zaman bence hükümete yönelik eleştirilerin bir kısmının sebebi de şu. Çünkü bu meseleyi olsa ancak bu hükümet çözer diye bir yüksek beklenti de var. Şimdi eğer bu hükümet de çözemezse yani Tayyip Erdoğan figürün profilindeki bir siyasetçi de bu işi çözemezse bu kadar yüksek Sayın Bakan da bunu sık sık dile getiriyor. Bu kadar yüksek siyasi güç, bu kadar uygun, bu meseleyi anlamış, kavramış bir hükümet o zaman nasıl olacak? Ya bunu Leyla Zana söylüyor. BDP'nin evet. kendisi söylüyor. Çözerse bu hükümet çözer diye. Bunu Leyla Zana kanatla dile getiriyor. Şimdi yani. Dolayısıyla ama ben şöyle bir şey görüyorum. Acaba katılır mısınız? Sanki son zamanlarda azıcık şöyle bir şey oldu. Bu işi tartışma, daha ileri düzeyde bazı çözümler ortaya koyma noktası sanki bir yavaşlamaya gidiyor Türkiye. Genel olarak sadece hükümet adına söylemiyorum. Kamuoyu olarak bizler de yani mesela TÜSİAD diyor ki 1 milyon kişi yürüsün. 1 milyon kişi yürüsün ama yürümeden önce TÜSİAD'ın yapacağı başka bir şey yok mu? Ya da mesela medyada işte yine siyasi çevrelerde mesela Sayın Meclis Başkanı bir 11 maddelik bir paket ortaya koydu. Benim kanaatime göre keşke bir tartışılsaydı. Ama mesela siz de tepki gösterdiniz. Yani çünkü bu meseleleri, bu büyük ağır meseleleri biraz da tartışmak gerekiyor ileri götürebilmek için. Daha özgür bir tartışma ortamı ne dersin? Şimdi bizim bunun tartışmasından rahatsız olduğumuz yok. Biz tartışmasından da memnunuz. Çünkü tartışıldığı zaman konunun konuşması normalleşiyor. Çünkü bugün PKK terör örgütünün yok edilmesi veya Kürt sorunun çözülmesi konusunda Türkiye'nin aşması gereken en önemli eşik çözüm endeksli konuşmaların rahat yapılabilmesidir.
Yani bu ortam Türkiye'de yok mu? Baktığınızda Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, biz 2005'te Sayın Başbakan Diyarbakır'da konuştuğu zaman ne tür eleştirilere maruz kaldık gittiğimiz yerlerde, hem kendi içimizden hem başkalarından neler geldi biliyor musun? Parti içinden şimdi, eleştiriler mi geldi Sayın Başbakan? O zaman konuşması? O zamanki dönemde parti içinden değil ya, üyelerden, yoksa partinin yönetim kadrosundan değil. Onun arkasında herkes, ama gittiğiniz zaman bir ilde ben partiliyim diyor vatandaş, üye. Ya bu ama nedir diye soruyor bize. Halbuki normalde sormaması, ama baktığınız zaman şimdi gelinen noktada çok önemli bir noktaya geldi Türkiye. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi başladığında biz bunu kendi teşkilatlarımıza da gidip anlattık. İllerde toplantılar yaptık. STK'larla bir araya geldik. Neden? Çok büyük bir projeyi başlatıyoruz. Çok büyük bir süreci başlatıyoruz. Onun için bu sürecin ne olduğunu biz doğru anlatalım. Birinci ağızdan anlatalım. Bunu kötü göstermek, yanlış göstermek isteyenlere karşı doğru bilgilerle set oluşturalım dedik. Biz bunun en önemli yönünün konuşmak olduğunu ve konuşabilmek olduğunu. Çünkü konuşulduğunda, konuşabildiğinde bir ortak çözüm noktasında belli bir noktaya insanların mutlaka gelebileceğine biz inanıyoruz. O nedenle de çözüm endeksli bir tartışmayı başlattık. Bu çok önemli ve biz bu sürecin devamından yanayız ve devam da ediyor. Bitirmiş değiliz. Attığımız bir sürü adımlar var. Bu adımları da biz atmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı belki var. Belki artmasının biraz da sebebi çözüme yakınlaştıkça da zaten örgüt rahatsız oluyor. Yani Hakkari'de havaalanı yaptığınızda eyvah ne oluyor diyor adam. Yani bölgenin temel sorunları çözüldükçe, bölgenin ya istismar alanları azaldıkça, onun kullandığı alanları siz azalttıkça rahatsız oluyor bu. Sayın Elif, bu konuda evet, terörden beslenenlere iyi bakmak lazım. Evet. Bakın biz bu projeyi başlattığımızda, o zaman bakıyorum. Şimdi eroin işi Türkiye'de. Evet. PKK terör örgütünden bağımsız Ankara'da başka yerde birilerini yapma şansı var mı? Yok. Silah kaçakçılığı bakıyorsunuz. Öyle, insan ticareti öyle. İşte başka tür kaçakçılıklar öyle. Baktığınızda peki bunu... Ama bu Avrupa'da şimdi, da var efendim. Bak Avrupa'da da var, Türkiye'de de var. Bakıyorsun adam İstanbul'da vatan millet Sakarya diyor. Sonra şehit cenazesine geliyor, hükümete yuh çekiyor. Ondan sonra da silah kaçakçılığı yapıyor. Silah kaçakçılarından alınan silahın parası benim askerime, polisime, milletime kurşun olarak dönüyor. Bakıyorsun Afyon eroin işi yapıyor, o para oradan dönüyor. Bakıyorsun başka gayrimeşru işler yapıyor. Yani PKK terör örgütü, terör örgütünü olma vasfının yanında büyük de bir ekonomik, ayrıca bir çıkar örgütü. Siyasal da bir çıkar örgütü. İşte BDP PKK olmazsa oradan varlığını koruyamaz. Başka partilerde PKK olmazsa Türkiye'de ırkçı siyasi yapılanmaların güç bulması mümkün değil. Öte yandan uluslararası planda demin söyledik, bir takım devletler, bir takım başkaca aktörlerin bu işte çıkar var. O yüzden siz bu işi çözeceğim dediğiniz zaman bir araya gelip masada anlaşmalarına gerek yok. Çıkarları bir noktada birleşenler masada beraber bir mutabakata varmasalar dahi o çözümü engelleyecek refleksleri ortak gösteriyorlar. Baktığınız zaman o süreçte bu işin karşısında duranlara baktığınızda nedir diye baktığınızda bu meseleden dolayı, bu çözümünden dolayı rahatsız olanların bir kısmının böylesi bir beslenme yapıları var. Şimdi onun için kolay değil. Bir yandan bakıyorsun kimse belli değil, adam karşı çıkıyor. Ama perde arkasında bunun ne var onu kimse bilmiyor. Ama baktığınızda bir çıkar birlikteliği var. Terör biterse birçok kapılar kapanıyor. Birçok gayrimeşru ilişkiler kapanıyor. Birçok gayrimeşru kazançlar kapanıyor. Siyasette kapılar kapanıyor. Artık demode olmuş yapılar kullanamıyor. Tabii ayrıca bunu çözecek partiye milletin desteği artıyor. Baktığınız zaman pek çok denge alt üst oluyor. Onun için bu dengelerin alt üst olmasından rahatsız olanlar bir araya gelmese bile hepsi aynı tepkiyi gösteriyor. Yine anayasa hazırlık sürecinde 50 güçlü bulunmak için de kullanıldığı düşünenler var. Buna katılır mısınız? Türkiye yeni bir anayasa yapma sürecinde. Bu yeni anayasada terör örgütü kendi taleplerinde, ben çok terör örgütünün umurunda Kürt sorununu çok
Kürtlerin terör örgütü çok umurunda olduğuna inanmayanlardan biriyim. Yani Kürtler diye bir sorun yok aslında terör örgütünün. Ama bunu istismar ediyor, oradan şeyi sağlıyor. Yeni anayasa yapılırken daha fazla şeyler elde etmek, burayı bir baskı, bu örgütü baskı unsuru olarak kullanmak, bunun da bir etkisi olabilir mi artışta? Yani ben kesinlikle böyle bir etki olacağını düşünmüyorum. Terör örgütünün eylem yaparak Türkiye'de aldığı bir netice yoktur. Ama atılan her adımı terör örgütü, işte biz olmasaydık bu olmaz şeklinde. Şimdi diye bölünmüş yol projesini AK Parti başlattı. Türkiye'nin her yerinde başlattı. Güneydoğu'da da var, başka yerde de var. Şimdi gidip efendim biz olmasak bak bu yol olmaz, ama biz Türkiye'nin her yerine yapıyoruz. Toplu konut Türkiye'nin her yerine yapıyoruz. Sosyal yardımları Türkiye'nin her yerine yapıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın hepsine yeşil kart vermişiz. Bunun Türkiye'nin 81 ilinin tamamında yapıyoruz. Ama şimdi terör örgütü gidip bölgede propaganda yaparken işte biz olmasak bunu size vermezler. Kardeşim nasıl oluyor? Böyle bir şey saçmalık olabilir mi? Evet. Ama terör örgütü bunları istismar ediyor ve milletimizin zihnini bulandırmak için yapıyor. Şimdi anayasayla ilgili işte şöyledir böyledir bir takım şeyler söylenebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yeniden yapılırken terör örgütünün talepleri veya istekleri doğrultusunda değil, terör eylemlerine göre değil, Türk milletinin taleplerine göre yapacaktır. Biz bütün milletimizi dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz. Milletin şimdi talebine göre bu yapılacak. Faruk Mercan, terör örgütüyle sayın, bunu irtibatlandırmak fevkalade yanlış Sayın Bozdağ, olur. Bu süreçte benim şahsen en tehlikeli gördüğüm şey, gerek toplumda gerek siyasette bu meselede çok derin bir bölünme meydana gelmesi. Mesela Batuhan işaret etti. İşte KCK operasyonları mı durdu da acaba terör gidiyor, yoksa işte KCK operasyonları başladı mı da esasında bu böyle oldu. Bu o konuda olduğu gibi. Ya da mesela bu Oslo tartışmaları, işte efendim Oslo'ya gidilmeli miydi, gidilmemeli miydi, ya da ne zaman gidildi, bu belgeler neyin nesidir, imza var mı? Böyle sanki bir dağınıklık da var gibi. Yani sadece toplumda değil, sadece siyasette, medyada değil. Sanki devlette de sanki böyle bir, çünkü netice itibariyle toplumda devletten gelen işaretlere göre algı şey yapıyor. Yani mesela şöyle bir irade yok mu? Ya hem KCK operasyonları da tabii ki devam edecek, hem de bu o neyse Milli İstihbarat Teşkilatı görevini yapacak. Oslo görüşecek. Kaldı ki zaten 2008'de başladıysa Oslo, KCK'da 2009'da başladı Sayın Elibol. Tabii. Bildiğim kadarıyla yanlış ya mı? Ya terörle i̇lk mücadele topyekun bir iş. Sadece hükümetin işi yani, değil aslında. Yani ilk KCK yani, operasyonu bildiğim 2009. Tabii. Yani 2008'de de Oslo. 2009'un başında başladı. Yani hem KCK devam etsin, hem operasyonlar devam etsin, hepsi hem açılım devam etsin. Yani, hepsi eş zamanlı olarak devam edebilir. Bu algı yönetimine de biraz hükümetin orkestre etmesi gerekmez tabii mi? Yani devlet. Neyse bunun artık ilgili birimi neyse. Yani burada bir, çünkü böyle bir kafa karışıklığı oluyor zaman zaman. Şimdi tabii bu noktada hükümetli bir kafa karışıklığı yok esasında. Hayır ben algı ama dışarıdan hadiseyi yorumlayanlar baktığı zaman yani ya işte bir yandan şu oluyor, bir yandan bu nasıl oluyor, bir yandan şu oluyor, bir yandan bu nasıl oluyor. Bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Türkiye terörle mücadelesini sürdürecektir. Yani PKK terör örgütü eylemlerini durdurmadığı sürece, silah bırakmadığı sürece, KCK operasyonları da teröristlere karşı diğer güvenlik birimlerimizin devam ettirdiği operasyonlar da devam edecektir. Bunun durması, durdurulması söz konusu değildir. Ne zaman durur, ne zaman durdurulur? Başbakanımız da ifade ediyor. Terör örgütü ben silah bıraktım dediği anda, ben bundan sonra eylem yapmıyorum, yapmayacağım. Ama Sayın Meclis dediği Başkanı zaman, da diyor ki PKK zaman, istese de silah bırakamaz. Dediği zaman o zaman güvenlik birimleri de silah bıraktım dediği zaman kalkıp da her tarafta dağlarda taşlarda efendim terörist peşine düşecek değil, öyle bir şey yok. Ama terör örgütü elinde silah, benim karakolumu basarken polisimi yolda kurşun sıkarken, başka terör eylemleri yaparken, bunun efendim siz niye teröristleri takip ediyorsunuz demek. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet güçlerine siz görevinizi yapmayın demek. Bunu istemeye kimsenin hakkı yok, kimsenin haddi de değil. Öte yandan KCK soruşturmalar da devam edecektir. Onlar da sürecektir. Çünkü bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne karşı
bilinçli bir siyasal yapılanma oluşturuyor ve bunu şehirlere yayıyor, halkı içine katacak başka bir harekete, başka şeylere dönüştürme gayreti varsa bunun karşısında adımlar da atılacaktır. Başka şeylerde öte yandan diyelim görüşme de yapılabilir. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı niçin var? Ülkenin güvenliğiyle ilgili bir takım görevleri var. Bu görevler çerçevesinde terör örgütünün içerisine sızabildiği, oradan istihbarat aktarabildiği gibi gerektiği zaman görüşme de yapabilir. CHP'nin iddia yani ettiği bunlar, gibi üzerinde anlaşılmış, imzalanmış herhangi bir mutabakat var mı? Bu kuyruklu bir yalan. Onu da söyledik. Görüşmeler var ama öyle üzerinde mutabakata varılmış, imza altına alınmış böyle bir metin falan söz konusu değil. Ama görüşme var. Biz görüşmelerin olduğunu hiç yalanlamadık. Görüşmelerin olduğunu her zaman söyledik. Ta ilk çıktığında bu konu o zaman şöyle çıkmıştı. Hükümetten birileri görüştü diye. Sayın Başbakanımızda hükümetten böyle bir görüşme yok. Kim varsa söylesin dedi. Yok hükümetten bir görüşme. Ama görüşmenin olmadığını söyleme. Daha sonra da devlet adına görüşmeler her zaman vardı. Görüşebilir, görüşülmüştür ve Hakan Başka bir başlık altında tartışmayalım isterseniz. Pazartesi meclis açılacak. BDP'lilerin evet. Sarılma görüntüleri. Hepsi işte, onlar. Şimdi pazartesi günü gelecekler meclise. Evet. Pazartesi günü meclise gelecekler bu milletvekilleri ve bunlarla ilgili şey konusu tartışılıyor şimdi. Dokunulmazlıkların kaldırılması. Ama bir kısa ara vermemiz olur. Lazım. Buna devam edeceğiz dilerseniz. Bu başlığı konuşalım. Bu başlığı da konuşalım. Ondan birkaç sonra bu konuyu kapatalım. Meclisin bu konuyu kapatalım çünkü balyoz evet. var. Daha evet, gündemlerimiz evet. var. Efendim kısa bir aranın ardından Ankara'da olacağız ve bize devam edeceğiz. Evet efendim Ankara stüdyomuzda, TGRT Ankara stüdyolarında yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım, konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, Kanal Türk Ankara temsilcisi ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elbol'la beraber sorularımızı yöneltiyoruz. Efendim yavaş yavaş bu terörü yaklaşık bir saat konuştuk ama öyle görünüyor ki bir saat daha konuşuruz. Ama yavaş yavaş bunu sonlandıralım. Son birer soruyla başka konularımız da var başlığımızda. Ama ben şunu sormak istiyorum özellikle. Bir ağdan bahsediliyor. Demin siz bir şeyin altını çizdiniz. Para kaynaklarının kurutulmasının terörle mücadelede ne kadar önemli olduğunun altını kalın bir çizgiyle çizdiniz. Bir bu kadar terör örgütüne, Dağ'a, Kandil'e, PKK kamplarına adam devşirme konusunun da önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de bataklığın kurutulması konusu gündemde. Bugün Genelkurmay'dan da Türkiye Gazetesi'nde bir açıklaması yayınlandı ve terör örgütünün elebaşları. İşte kimdir bunlar? Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Feyman Hüseyin. Bunlara yönelik nokta operasyonları böyle bir şey gündeminizde var mı ki Genelkurmay bunu açıkladı? Adam devşirme ve PKK üst düzey yönetiminin etkisiz hale getirilmesi. Bir de tabii aradan önce sorduğum soru benim. Ha, evet, buyurun efendim. Evet, şimdi PKK terör örgütünün önemli kaynakları var. Demin söyledik. Ama bunlardan bir tanesi de tabii teröristleri. Onları kullanıyor, devşiriyor, kandırarak bir kısmını ikna ederek, bir kısmını zorla veya bir takım yöntemlerle ne yapıyor? Terörist devşiriyor. Şimdi Türkiye terörle mücadele yaptığı yılların içerisinde hep şunu söyleriz. İşte Dağ'da 5000 terörist var. İşte şu kadar da terörist etkisiz hale getirildi ama hala aynı şeyi konuşuyoruz. Dağ'da yine 5000. Şu kadar terörist evet. var diyoruz. Şimdi bu bir gerçeği gösteriyor. O da şu, sinekleri öldürmekle bu meselenin çözülmediğini gösteriyor. Ama bunların azalması için adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Bunların azalması için atılması gereken adımların en önemlisi terörün istismar ettiği zemini kurutmak ve bu alanı ortadan kaldırmak. Bir defa AK Parti terör örgütünün daha eleman devşirmesi, terörist devşirmesi için kullandığı zemini ortadan kaldırmak için çok ciddi adımlar attı. Atmaya da devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu noktada neler yapıyor, terör örgütü hangi yöntemlerle bu işi yapıyor, kimler destek veriyor, onlara dönük de adımlar atılıyor, atılmaya da devam edecektir. Ama bütün bunlara rağmen tabii yine terörist devşirebiliyor. Bunu azaltmak, ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor, edecektir. Tabii Genelkurmay Başkanımız bir açıklama yaptı bugün, sizin gazetenizde de yer aldı.
terör örgütünün elebaşı, yönetici aklı, tabii o aklı yok ettiğinizde ortaya çıkacak fotoğrafta elbette önemli olacaktır. Netice alma açısından önemli olacaktır. Güvenlik güçleri bir yandan teröristlerle mücadele ederken onların elebaşlarıyla mücadele etmemesi, onlara dönük tedbirler almaması, adımlar atmaması zaten düşünülemez. Yani her zaman gündemde olan, her zaman yapılan bir konuyu zannedersem Genelkurmay Başkanımız bir kez daha kamuoyuyla paylaşma gereği duymuştur. Nuri Bey? Milletvekillerinin dokunulmazlıkları, BDP'li milletvekillerinin ve tabii Türk milletinin BDP'liler meclise geldiğinde şöyle bir hepimiz şöyle umutlanmıştık. Yani o bölgeden seçilip gelen insanların Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunlarını meclis çatısı altında çözmek adına onları temsil edecekler ve bu sorunu gelip burada siyaseten müzakere ederek çözecekler. Terörle de aralarına mesafe koyacaklar. Çünkü siyaset terörü reddeden bir mekanizma. Fakat işte son bu olaylar bu kadar gelişirken, terör bu kadar can alırken bir de onlardan bazı milletvekillerinin teröristlerle kucaklaşması, sarmanş dolaş görüntüler vermesi toplumda çok ciddi travmaya yol açtı. Toplumun çok ciddi tepkilerine yol açtı. Şimdi pazartesi günü meclis açılıyor. Yasama yılı başlıyor. Bu yıl mecliste BDP'de nasıl bir şey bekliyorsunuz? Performans bekliyorsunuz? Bir onu sorayım. Bir de bunların bazılarının dokunulmazlıkların kaldırılması için meclisi göreve çağıranlar var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Öncelikle bir hususun altını çizmem lazım. BDP'den seçilen milletvekillerinin Kürtlerin temsilcisi olarak gösterilmesi fevkalade yanlıştır. Hmm. Yani bir defa PKK terör örgütünün temel propagandası budur. Yani bunu böyle göstermek bir nevi bu propagandanın doğruluğunu teyit etmek anlamına gelir ki fevkalade yanlıştır. Çünkü bağımsız seçilip BDP'ye katılan milletvekili sayısı belli. O bölgeden seçilen milletvekili sayısı belli. Alınan oylar belli. Birkaç ilde diyelim birinci parti oldu ama diğer bütün illerde birinci parti, AK Parti milletvekili sayısı itibariyle de öyle. Kaldı ki bizim anayasamız da çok açık. Milletvekilleri sadece bir bölgeyi değil, bir şeyi değil, milletin tamamını, Türkiye'nin tamamını temsil eder. Bir defa bu fevkalade önemli ama hem BDP'li milletvekilleri hem de PKK, bunları sadece Kürtlerin temsilcisi olarak, onlar adına konuşmaya yetkili tez ağız olarak sanki takdim ediyorlar. Bu bir kara propagandadır, yanlıştır. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Şimdi tabii BDP'li milletvekilleri esasında milleti temsil etmekten uzak baktığınızda benim gördüğüm kadarıyla PKK terör örgütünü ve onun görüşlerini temsil eden bir yapıda kendilerini konumlandırıyorlar. Baktığınız zaman ortaya koydukları söylemler, ortaya koydukları eylemler, attıkları adımlar bir milletvekilinin yapması gerekenlerle örtüşen adımlar, söylemler kesinlikle değil. Biz her zaman şunu söyledik, terörle mücadele edeceğiz ama siyasetle de biz oturup konuşuruz, müzakere edebiliriz. Ama terör örgütünün uzantısı olan, terör örgütünün temsilcisi gibi kendisini konumlandıranlarla bizim müzakere etmemiz söz konusu olamaz. Böyle bir şey de doğru değildir. Öte yandan görüntülere baktığınızda bu görüntüler bir konuşma değil. Baktığınızda fiili bir durumdur orada olan. Suçüstü bir haldir. Terör örgütü üyesi teröristlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olduğunu söyleyen milletvekillerinin bir kucaklaşması. Kameralar orada, fotoğraflar orada. Deklanşöre basılıyor. Baktığınız zaman bu yani tesadüfen olmuş bir hadise değil. Baktığınızda bir plan var, bir program var. Bu çerçevede bir şey var. Teröristle sarmaş dolaş milletvekili var. Bu fotoğraf Türkiye'yi yaralamıştır. Milletimizi yaralamıştır. Herkesi rahatsız etmiştir. Yani bunun savunulacak bir yönü yoktur. Suçüstü halidir bu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir fikri... Suçüstü halidir derken? Tabii orada suç yani ortaya suçüstü çıkıyor ve suç bir suç bu. Ve bu suçun görüntülerle inkar edilmeyecek bir şekilde ortada zaten kendileri de kabul ediyor. Yani bu açık bir durum. Yani belki o anda bir şey olmadı ama yani bizim gördüğümüz suçu işlerken olan görüntüler ve fotoğraflar.
Bu açıdan fevkalade yanlış bir fotoğraftır, çirkin bir fotoğraftır, saygısız bir fotoğraftır, suç olan bir fotoğraftır. Tabii dokunulmazlıklarla ilgili kısma gelince, dokunulmazlıklar konusu anayasa konusu. 83. madde bu konuda neler yapılabileceğini düzenliyor. Şu anda bunlarla ilgili fezlekeler yanılmıyorsam henüz gelmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezlekeler geldiği zaman Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon, bir alt komisyon kuruyor. Onlar bir rapor hazırlıyor. Sonra komisyon dokunulmazlığın kaldırmasına karar verir ve bu karar genel kurul tarafından kabul görürse dokunulmazlıkları kaldırılıyor ve o suçlara ilişkin yargılama yapılabiliyor. Bu meclisin bir sürecidir. Rutin bir şey. Şu anda tabii rutin sürecidir. Bunun yani bunun için bir düşünmüyorsunuz. Bunun yani. İçin bir anayasa değişikliğine gerek yok. Yasal değişikliğe gerek yok. Yani meclis bu konuda takdir hakkını kullanıp karar verebilir. Yani bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilir. Şimdi tabii hükümetin öyle bir zorluğu var ki onlar orada PKK'lılarla kucaklaştığı zaman o süreci yönetme görevi dahi hükümetimizin elinde oluyor. En iyi şekilde yönetme. Şimdi ben gördüğüm kadarıyla tabii özellikle Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk süreçle paralel olarak onlar da söylemlerini hayli sertleştirdiler. Aysel Tuğluk tehditvari yazılar yazıyor. Selahattin Demirtaş mutlaka ve mutlaka o özelliği elde edeceğiz. Kendi kendimizi yönetmek Kürdistan'da bu gerçekleşecektir falan diyor. Tabii şimdi şey anlayabiliyorum ben. Yani Barış ve Demokrasi Partisi AK Parti'nin bir noktada buluşması aslında çok da mümkün değil. Evet. Çünkü onlar diyorlar ki AK Parti'nin derdi Kürt meselesini çözmek değil, Kürtleri asimile etmek. Yani AK Parti devlet adına Kürtleri asimile etme görevini üstlenmiş durumda. Fakat tabii siyasi enstrüman olarak AK Parti'ye baktığımız zaman meclis zemininde ben şeyi görüyorum, bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bir sonuç çıkar mı acaba? Çünkü takdir edersiniz ki Kürt meselesinin temeline bakıldığı zaman dil ve kimlik. Yani dil meselesi ve kimlik meselesi. Bütün siyaset bilimcilerin ve terör uzmanlarının söylediği. Bu konuda siz ümitli misiniz? Yani mesela bunların dokunulmazlığı geldi, kaldırıldı birkaçının. Bunlar komisyondan çekildi. AK Parti, MHP ve CHP ile yoluna devam edip yine de çünkü bu madem ki bir risk meselesidir. Habur'la o riski aldınız, Oslo'yu aldınız ama sonuç henüz elde değilken, elde edilemediğine göre bunun devam etmesi gerekir. Şimdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu tabii partilerin ortak kararlarla oluşturduğu, ortak ilkelerle devam eden bir komisyon. Bir tane parti oradan çekildiği zaman komisyon kendiliğinde münfesih hale geliyor. Ama tabii partilerin görüşlerine baktığınız zaman şu anda komisyon çalışmalarını ben de takip ediyorum. AK Parti'nin kendi içinde kurduğu bir komisyon var. O komisyonun da ben üyesiyim. Anayasa sürecini takip ediyoruz. Şimdi orada baktığınız zaman şimdiye kadar yapılan çalışmalar esasında bir mutabakat yok. Basın yazıyor şöyle oldu böyle oldu diye ama şimdi mutabakata varılan madde sayısına baktığınızda zaten onlarda da mutabakat olmazsa ayıp olur denecek cinsten maddeler. Ama tartışmalı maddelere geldiğinde parantez MHP koymuş, bir parantez CHP koymuş, bir parantez birinde BDP var, bir parantez AK Parti'nin var. Uzlaşılamayan konular parantez içerisine alınıyor. Bunu koyalım, sonra uzlaştıklarımızı bitirelim, ondan sonra bunlara dönelim. Zaten baktığınız zaman o maddeler üzerinde tartışmalara birbiriyle çok zıt şeyler var, öneriler var. Yani birinin olmazsa olmazıyla öbürünün olmazsa olmazı çok taban tabana zıt. Tabii farklı ve birbirini reddeden olmazsa olmazı. Birini evet dediğinizde öbürü yok oluyor. Uzlaşılamayacak şimdi, mı efendim o zaman? Şimdi buna baktığınızda bu büyük bir zorluğu şeyinde gösteriyor. Kendi bünyesinde taşıyor. Bunun çözümü şu, ben onu da söylüyorum. Partiler bu konuda müzakereyi çoğaltarak, görüşmeyi çoğaltarak orta bir yolda, orta bir yerde buluşmayı denerlerse o zaman uzlaşma daha da kolay olabilir. Yani benim dediğim bu, bu olmazsa ben burada yokum şeklinde bir müzakere olmaz. O zaman bu dayatma olur. Senin dediğini kabul edersem sen varsın, kabul etmesem yoksun. Halbuki müzakere dayatmadan öte bir şeydir. Ben görüşümü söyleyeceğim, sen görüşünü söyleyeceksin. Ben bir adım gideceğim, sen bir adım gideceksin. Veya bir adım ben geri, bir adım sen geri. Yani bir noktada buluşmak. Ama şimdi baktığınız zaman diyor ki bu olmazsa ben yokum. Öbürü diyor ki şu olmazsa ben yokum. Şimdi böyle bir şekilde bir müzakereden netice almak kolay gözükmüyor. Ben umarım ki
uzlaşma komisyonu paranteze aldığı konularda pozitif yaklaşımlar ortaya koymak suretiyle orta bir yola gelerek, herkes bir adım ya ileri atarak, herkes bir adım ya da geri atarak ama mutlaka ortak bir yolda, ortak bir yerde buluşmayı denemesi lazım. Ama şu anda baktığım zaman bir ortaklık var, parantezlerde bir ortaklık var. Orada bir uzlaşma var, her partinin parantezi var. Bu kadar parantezin olduğu bir yerde işin doğrusu ben biraz şeyi zor görüyorum. Onun için de Sayın Başbakanımızın şeyi de var. Yani bu noktada %100 bir netice. Ya kadar... ben bak bu kadar parantez, temel konuların hemen hemen tamamında her partinin parantezi var neredeyse. Baktığınızda bu kadar parantezin olduğu noktada bir de şunu söylüyor. İşte bu olmazsa biz yokuz burada. Öbürü onu söylüyor. Yani biz yokuz demenin bir tek AK Parti var. Biz konuşuruz, sizinkinde konuşuruz, sizinkinde konuşuruz, sizinkinde konuşuruz. Konuşalım, orta bir yol bulalım. Yani böyle bir kırmızı çizgi koymuyoruz. Ama diyoruz ki biz konuşalım. Ha, bizim vazgeçmeyeceğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz bir sürü şey bizim de var. Örneğin biz diyoruz ki mesela yargı reformu yaptık. Daha dün 12 Eylül 2010'da anayasa oylaması yapıldı. Halk %58 ile kabul gördü. Şimdi CHP bunları ne yapalım? Biz eski hale getirelim veya şöyle yapalım. Biz diyoruz ki biz bunlarda değişikliğe karşı değiliz. Bunu değiştirebiliriz. Ama ileriye götürecek bir adım atılacaksa biz o adımları atalım. Örneğin Anayasa Mahkemesi'ne bu ülkede parlamento hala doğrudan üye seçemiyor. Parlamento sabıkalı gözüküyor. Belli şeylerden önce birileri seçecek, ayarlayacak adamları, ona göre parlamentoya gelecek. Parlamento da onlardan biri seçecek. Yani biz niye Sayıştay'a, Barolar Birliği'ne 3 adam seçmeyi uygun görüyoruz da bu milletin seçtiği parlamentoya bu yetkiyi doğrudan vermiyoruz? Olabilir mi böyle bir şey? Evet. Mesela diyoruz ki bak bu bir ayıptır. Bütün dünyada bunları yasama, yürütme, bazı ülkelerde yürütme, bazı ülkelerde yasama, yürütme beraber bu işi yapıyor ama biz yasamayı işin içine sokmamak lazım. Bunu iyileştireceksek, demokratik devletin gereklerini uygun hale getireceksek getirip koyup alalım. İşte HSYK'da parlamento seçemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Niye parlamento seçemesin? Parlamento da seçsin. Şimdi bizim orada da baktığımız yok. Eğer biz iyileştireceksek, yani millet adına karar veren organın adına da bir temsilci, iki temsilci neyse doğrudan seçilebilir, oraya koyabiliriz. Ama iyileştirme noktasında yanlışları varsa düzeltme noktasında ama iyileştirme varsa onları da yapma noktasında biz varız. Bu çalışmalar... Ama bunları geriye götürüp yani bunları tamamen kaldırıp eski düzene yeniden dönme dersen o zaman bunu son süresi ne sizin partiniz için? Bu sene. Şimdi bununla ilgili bizim partimiz için bir süre yok. Ama uzlaşma komisyonu bir süresi var. Hatırlarsanız bir yıllık bir süre. Yani uzlaşma bir komisyonu kendisine bir süre biçti. Tamam. 6 aylık süreyi tamam. Derleme ve görüş toplama. Tamam. Ondan sonraki bir süreyi yazım. Ondan sonraki bir sürede yasal süreçle. Yazım safhası galiba şu anda yazım safhası devam ediyor. Evet. Yıl sonuna esasında, kadar. Galiba yıl sonuna. Yani bu süre bittikten sonra, yazım süresi bittikten sonra yasama süresi başlayacak. Ama şu anda yazım süresi devam ediyor. Henüz bitmedi. Benim gördüğüm kadarıyla da peki siz çok bu, yavaş gidiyor. Bu şu uzlaşma kadar, sağlanamazsa biz yeni bir anayasaya sahip olmayacak mıyız? Hayır, uzlaşma, bu deli gömleğiyle bakın, gidecek biz, miyiz? Bak yani? Biz şunu söylüyoruz. Biz uzlaşmaya önem veriyoruz. Uzlaşma olursa Türkiye için doğru olan olmuş olur. Ve herkesin benimseyeceği bir anayasayı hep beraber yapmış oluruz. Biz onun için uzlaşmayı sonuna kadar zorlayacağız. Ama uzlaşma olmadı, olmuyor. Kimse bir araya gelmiyor. Yani veya birisi yan çizdi, olmuyor kardeşim dedi. Diğerleri uzlaşırsa, evet. Sonuçta diyelim CHP, MHP uzlaştığı zaman diyelim BDP hayır dedi. CHP, MHP uzlaşabilir. Şöyle baktığınız zaman rakamlara %90'a neredeyse tekabül eden bir rakam var. O zaman bu işin B planı, C planı yani var ya. Onun için uzlaşma diyelim bir parti ayrıldı. Bu BDP ayrılabilir, CHP ayrılabilir, öbürü ayrılabilir. Ama sonuçta anayasayı değiştirebilecek nitelikli çoğunluk bir araya gelebilir, bir anayasa yapabilirse o zaman olabilir. O zaman kim olabilir? Ya MHP ile AK Parti, ya CHP ile AK Parti ya da AK Parti, MHP, CHP beraber bu yapılabilir. Ama bizim tercihimiz öncelikle parlamentodaki uzlaşma komisyonunun
uzlaşmayı sonuna kadar zorlaması ve oradan yapması. Ama yapılamadığında biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet. Türkiye yeni bir anayasayı yapmadığı sürece Türkiye'nin demokratik bir ülke olma vasfını tam hayata geçirmesi mümkün değil. Bak, bir de bu 2023 hedeflerine de ulaşamazsınız. Tabii, ekonomik açıdan da hiçbir açıdan, yani ekonomik açıdan belki bir mesafe alırız, ulaşırız ama demokratikleşme açısından hedeflerimizi tam gerçekleştirin. Evet. Bakın bu anayasayı biz çok değiştirdik. Diyorlar ki bu kadar değişti. Evet. Yeni şeye ne gerek var? Yani bu şuna benziyor. Şimdi sizin elbiseniz var. Şuradan tamir ettiniz, yama yaptınız bir tane. Şuradan yaptınız, buradan yaptınız. Her taraf dikiş bu dolu. Bu elbiseyi değiştirmeyeyim dediğinde toplumun içerisine çıkabilir misiniz? Yani bir efendim resmi davete, bırakın çarşıya gezmeye, siz bu elbiseyi giyip gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Çünkü elbisenin yaklaşık 100 tane yerinde yama var. Siz, ben itibarlı bir ülkeyim, büyük bir devletim, güçlü bir devletim, nüfuzum şöyle, gücüm böyle diyorsunuz ama giydiğiniz elbiseye bütün dünya bakıyor, her tarafı yamalık. Diyor ki kusura bakma, senin söylediğinle fiilin hiçbir birine uymuyor. Zaten Türkiye bu elbiseyle yoluna devam edemez. Evet diyor ya, yani iş beni hem yargılıyorsunuz hem de bizim yaptığımız anayasayı kullanıyorsunuz. Ama yani, işte o da haklı. Yani. Haklı diyor. Da, efendim yani. Yeni anayasayla devam ediyoruz zaten de. Mesela siz de o çalışmaları, meclisteki çalışmaları çok yakından takip ediyorsunuz. Demin birçok parantezden bahsettiniz. Yani siz kişisel olarak biraz umut yitirdiniz mi oradaki çalışmaların sonuçlanması noktasında? Hani bu kadar zıt görüşlerin olduğu bir yerde böyle bir şeyin çıkması, ABC hayır, planlarına parantez, yönlenme noktasında. Ben parantezlerin çokluğundan ümitsizliğe kapılmıyorum. Parantezi atanların tavrından rahat ümitsizliğim oluyor. Yani bu olmazsa evet. Ben kalkarım. Ben burada yokum. Kesinlikle buradan geri adım atmam. Fakat kimse bunu milletin yani önünde söyleyemiyor. Millet böyle bir şey, yani. Böyle bir şey olacak. Yani o da biraz şuradan döver. Kaynaklanıyor. Her parti şöyle bakıyor. Yani masadan kalkıp kaçan evet. Biz olmayalım. Çünkü evet. Kim kalkarsa, kim kaçarsa kamuoyunda, halk ona bir şamar evet. Atar diye düşünüyor. Evet. Onun için de herkes böyle bir noktada duruyor. Biz diyoruz ki bu kadar kırmızı çizgiyle bu olmaz. Şimdi müzakere bile etmiyor. Bazı konular var. Ben diyor bunu konuşmam bile. O zaman nasıl olacak uzlaşma? Evet. Evet. Senin dediğini ben kabul edersem olacak. Kabul etmedim ne olacak? Şimdi tabii neticede o parantezler orada durduğu için esasında kimin masadan kalktığı anlaşılacak. Sonunda. Ama parantezler orada. Faruk şöyle de bir şey var. Ama yani, herkesin parantezi var. Sayın Bakan hep altını çiziyor. Gerçekten öyle. Masadan kalkan halkın gözünde çok kötü bir noktaya gelecek. Yani kimse ona cesaret edemez galiba. Şu nedenle yani. Çünkü 12 Haziran seçimleriyle iş başına gelen meclisin iki tane misyonu vardı bana göre. Bunlardan bir tanesi yine anayasa yapmak. Bir tanesi de bu. Yani kimimiz terör meselesi diyoruz, kimimiz Kürt meselesi diyoruz ama her halükarda iç içe geçmiş. Esasında perde gerisinde siyasi bir mesele olan bu şeyi çözmek. Bu da anayasayla ilgili. Yani anayasadaki bu Kürt meselesine ilişkin yani kimlik, dil meseleleri falan, yerel yönetimler konuları. Yani belki terör sorunumuzu çözmeyecek ama yeni anayasa Kürt sorunumuzu çözecek. Büyük, yani, büyük ölçüde. Ama büyük Sayın Bakan demin 2023 vizyonu anayasa çok büyük, önemli bir ayağı dedi yani yeni anayasa. Yani, o da çok önemli. Yani bu anayasayla Türkiye'nin yoluna yürüme şansı yok. Kesinlikle yok. İçerisinde belki bir gün konuştuk, burada konuştuk bilemiyorum. Yani bir sürü bu anayasanın içerisinde mayın var. Yani adım atmanızı engelleyecek bir sürü kendi içinde mayınları var. Onun için de biz diyoruz ki bu anayasayla Türkiye yoluna gidemez. Şunları tüm temizlemesi lazım. Güvenle ayağını yere batması için, güçlü yürümesi için bu lazım. Ama herkesin adımlarını atarken bin defa düşündüğü bir Türkiye'de bu anayasa bunu temin ediyor ve bu psikolojiyi yaratıyorsa bizim bundan kurtulmamız lazım. Ya bir şey söyledim, isterseniz onu tekrar edeyim. Bakın bu ülkede başbakanı kimi seçeceği belli ama başbakanın kim olacağı belli değil anayasada. Yani milletvekili diyor, yani. Başbakanı ama başbakanı cumhurbaşkanı seçer. Hangi vekili seçer belli değil. Hatırlarsanız Sayın Demirel Yalın Erez'i zannedersem evet. Şey yaptı. Tabii. Başbakan olarak atadı, adamın arkasında neredeyse kimsesi yok. Neredeyse yani sonra o dönemin şartlarında transfer. Şimdi, halbuki millet bir partiye %50 oy vermişse, %45 oy vermişse bırakın %20 ile birinci parti yapmışsa
Cumhurbaşkanı birinci partinin genel başkanı, milletvekili ise ona vermek zorunda. Ama şu anda öyle değil. Faruk Mercan, bu bölümü senin sorunla noktalayalım. Şöyle, şimdi tabii Sayın Bozdağ'ın da çok üzerinde durduğu bir mesele var. O da Türkiye hangi siyasi sistemle ona devam edecek. Evet. Şimdi ilk defa tabii Cumhurbaşkanı halk seçecek. Evet. Cumhurbaşkanı halkın seçtiği bir sistem hala parlamenter sistem olarak mı devam edecek? Yani bu yetkileriyle köşkteki bir cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği. Dolayısıyla esasında anayasa şeyi bize bu yönüyle de önemli bir şey, bir tartışma imkanı veriyor. Bunu da bir karara bağlamak lazım. Bağlamak lazım. Yani mesela ben şahsen Sayın Bozdağ çok taraftar ama ben çok başkanlık sistemine taraftar değilim ama büyük bir şeyle bunun tartışılması lazım. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Bakın ben iddialı söylüyorum. Şimdi şuradaki siz de dahil. Yani yanlış anlamayın ama söyleyeceğim bunu. Şimdi başkanlık sisteminin özellikleriyle, parlamenter sistemin özelliklerini alt alta yazalım. Ama hangisinin başkanlık sistemi, hangisinin parlamenter sistem olduğunu belirtmeyelim. Numara bir, numara iki diyelim. Bir sınıfa da soralım veya 3-5 tane böyle hepimizin ittifak ettiği insanlara soralım. Ya bu sistemlerden hangisini istiyorsunuz? Adını koymadan. Emin olun sorduğunuz kişilerin bir tanesi değil. Firesiz üçü de üç kişiye soralım. Başkanlık sistemini ben tercih edeceğini düşünüyorum. Türkiye'de başkanlık sistemine karşı olanlar başkanlık sisteminin özellikleriyle parlamenter sistemin özelliklerini yeteri kadar ben bildiklerini düşünmüyorum. Ben bunun en önemli en önemli nedenini söyleyeyim. Bizim anayasacılarımız alınmasınlar. Bizim anayasacılarımızın hepsi başkanlık sistemine Burhan Hoca hariç karşı tek tüp düşünceden geldikleri için kendi düşünceleri başkanlık sistemiyle bu ülkede iktidar olamayacağını da bildikleri için bizim anayasacılar başkanlık sistemine ilişkin neredeyse kitaplarında çok az yer vermişler. Verme tarzlarına baktığında da okuyanın memnun olmayacağı şeyler vermişler. Dolayısıyla bir defa bu kaynaklardan bunu okuduğunuzda çok büyük bir sıkıntı var. İki cümleyle neden başkanlık sistemine karşı olduğumu söyleyeyim izninizle. Ara vereceğiz. Türkiye gibi siyasal hesaplaşmalarını henüz tamamlayamamış heterojen toplumlara ben parlamenter sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ve ne zamanki siyasal hesaplaşmalarımızı bitirdik. Ama bu hiçbir zaman bitmez ki. Ama bir gün bitmesi lazım. Bittiği zaman, homojen hale geldiği zaman gerçekten o zaman başkan mı? O çok önemli. Hayır, neden? Neden? Şimdi hesaplaşmayı tamamlanmadı. Başkan olduğu zaman sorun ne olacak? Yani çok, ne gibi? Çok ciddi öyle. Siyasal mesela, çatışmalar olacak. Nasıl olacak siyasal çatışma? Zaten olmuyor mu şu an? Nasıl siyasal çatışma olacak? Siyasal bakın. Başkanlık sistemi siyasal çatışmalara engel olan bir sistemdir. Bakın ben eminim. Nasıl eminim? Açıkça söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanlık sistemi niye geldi diye baktığınızda esasında bu çatışmaları ortadan kaldırmak için. Orada eyaletler var, ayrı ayrı yapılar var. Bir araya gelmek için başkanlık sistemini kuruyorlar. İki, liderlik sultası olmasın diye. Çünkü İngiltere'nin koyduğu vergilerden, İngiltere Kralı'nın ve Avam Kamarası, Lordlar Kamarası'nın tek elde birleşmiş olması, orada daire gibi duruyor ama sonuçta kralın emrinde oturuyorlar. Diyorlar ki biz öyle bir yapı kuralım ki burada bir kimse kral olmasın tek başına. Ne meclis tek başına kral olsun, ne de başkan tek başına kral olsun. Herkes birbirine muhtaç olsun, birbiriyle uzlaşmaya mecbur olsun. Toplumun sırtında yük olmasın, toplum rahat etsin. Bunlardan korkmasın, çekinmesin. Esasında sistemin ana ayakları burada yaratıyor. Şimdi başkanlık sistemine baktığınızda bir defa başkanlık sistemi %50.1 ile birisini başkan seçiyor. 5 yıllığına. Şimdi başkan seçildiği zaman artık şey bitiyor. Sandık kapandı. Başkan yürütmeyi yapıyor ama yasamaya muhtaç. Şimdi bakın Türkiye'de başbakan yasamanı muhtaç değil. Niye değil? Tek başına bir iktidar olduğu zaman yasama kimin emrinde oluyor? Yürütmenin emrinde. Peki, başkan AK Parti oldu, meclis çoğunluğu muhalefet oldu. Türkiye'de sistem nasıl işleyecek? Gayet güzel işler. Şimdi bakın gayet güzel işler, hiçbir sorun olmaz çünkü başkan biraz da bununla, yıllar bizde uzlaşma kültürü başkanlık bakın, şeyiyle sistemiyle gelişebilir. Zorlar, Nuri Bey, koalisyon hükümetleri yani, dönemini evet. Bu ülke çok yaşadı, büyük sıkıntılar, büyük bedeller ödedi. Tek başına iktidar var, Türkiye büyüyor ama bakın Türkiye'nin geçmişine dönük.
DSP, ANAP, MHP 2001 krizi. 95'ten sonra 4 mü 5 hükümet var 28 Şubat. 91'de koalisyon var 5 Nisan 94. Her koalisyon bu ülkeye ekonomik ve siyasal bedel ödetmiştir. Bedel ödetmeyen Türkiye'de bir tane koalisyon yoktur. Evet. Türkiye'nin büyüdüğü tek dönemler tek başına iktidarların olduğu dönemlerdir. Eğer Türkiye güçlü iktidarlarla yönetilse daha iyi bir noktaya giderdi. Ya efendim, ama Faruk şey yok. Sorduğu sorudan mesela başkan bir partiden, parlamento diğer partiden olursa o koalisyon döneminde yaşanan kaoslar yaşanır olmaz mı? Olmaz efendim. Niye olmaz? Bakın şimdi başkan olduğu zaman oradan şimdi parlamento ayrı oluyor. Evet. Ayrı oldu. Başkan diyelim tek başına parlamentoda da partisi çoğunlukta değil. Evet. O zaman yasalar geçmeyecek mi? Parlamento durup başkanı mı engelleyecek? Şimdi öyle bir mantık. Başkan başka partiden ben bu ülkenin bütçesini onaylamayacağım. Evet. Başkan harcama yapamayacak. Evet. Yani bunlar yaşandı. Hayır, bir şey söyleyeyim. Başkan böyle bir fren şey parlamento Sayın Demirel Özal'ın bütçesini kesmişti. Yanlış hatırlıyorsam Nuri Bey değil mi? Bakın bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak o hayır. Yok yani Cumhurbaşkanıyken evet. Bütçede azaltma ayrı. Evet. Ama şimdi baktığınız zaman başkan diyelim yasa çıkarıyor. Orada denge koyuyor. Diyelim ki parlamento bir yasa çıkardı. O zaman başkan ne yapıyor? Parlamentonun yasasını veto edebiliyor. Başkan veto ettiği zaman parlamento farklı çoğunlukluğunu kabul etmesi lazım. Sistem parlamento ile başkanın kavga etmesini değil, uzlaşmasını. Uzlaşmadılar. O öyle dedi, öyle dedi. Ne olur? 5 sene mevcut kanunlarla yürütür diyelim. Evet. Sıkıntı çıktı. İkisi de geri adım atmıyor. Zinar diyor. Ne olacak? Kavga yok. Mevcut kanunlar var, düzen var, kaos yok. Başkan mevcut kanunlarla ülkeyi görev süresinin sonuna kadar yönetecek. Görev süresinin sonunda parlamentoda görev süresinin sonuna kadar gidecek. Sandıkta vatandaş faturasını kesecek. Bir defa fatura kestiği zaman böyle bir şey olmaz. Evet. Çünkü ikisi de kavga edeni başkanlık sistemi güçlü kılmıyor. Kim kavga ediyorsa onu kaybediyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Başkanlık sistemiyle ilgili bir cümle. Bir ara vermem lazım efendim. Buyurun. Peki. Başkanlık sistemi lütfen. Zayıf liderlere izin vermez. Hangi parti olursa olsun güçlü lideri aday göstermek zorunda. Çünkü halkın %51'inin oyunu Kılıçdaroğlu alamaz. Tayyip Erdoğan alır. O zaman CHP bir aday gösterecekse bakacak %51 sadece CHP'nin değil. Sağdan olan insanların da gönlünü oyuna alacak bir adam. Ve onların içinde de karizması olan, güçlü olan lideri çıkacak. Onun için de bakın güçlü olmayan liderlerin tamamı başkanlık sistemine karşı. Çünkü başkanlık sistemi böylesi liderleri beslemez. Yani böylesi liderlere güç vermez. Partiler de onu ortaya çıkaramaz. Çünkü çıkardığı zaman halktan destek görmez. Güçlü lider hangi sağdan kazansın, soldan kazansın sonunda o ülke kazanır. Evet. Güçlü olduğu için. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Efendim kısa bir aranın ardından pazar günü daha doğrusu gerçekleştirilecek olan AK Parti Kongresi'ni ve balyoz davasının sonuçlarını konuşacağız ama kısa bir ara. Evet efendim Ankara stüdyomuzda Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'la sohbetimiz bütün hızıyla devam ediyor. Efendim birçok konuyu konuştuk ama balyoz konusu çok önemli. Ben bu soruyla başlamak istiyorum. Sonda 10 dakikamız süremizi de biraz efektif kullanma anlamında. Sayın Özkök'ün ve Sayın Aytaç Yalman'ın açıklamaları oldu. Hatta Sayın Aytaç Yalman bugün bir gazetede dedi ki asıl darbeyi önleyen kişi Özkök değil asıl benim. Ve iddianamede zaten bunu gösteriyor dedi. Diğer taraftan yakınların bizim hiçbir suçumuz yoktu. Bu da bırakın hani 20 yılı, 18 yılı, 16 yılı, 14 yılı. Hiç buradan tahliye olmamız gerekirdi açıklamaları var. Yargıtay'ı işaret gösterenler var. Hükümet bu işin neresinde bu alınan karar sizi rahatsız etti mi? Şimdi bir defa bu davaya ilişkin bir şey söylemem lazım. Bu dava tarihi bir dava. Karar da tarihi bir karar. Bunu herkes tartışacaktır. Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından, demokrasi tarihi bakımından ve hukuk tarihi bakımından gelecekte en önemli olaylardan birisi olarak değerlendirilecek bir konudur bu. Bugün ben doğru değerlendirildiği kanısında değilim. Bugünkü değerlendirmelere baktığınızda durduğu tarafa göre değerlendirme
yapma durumu söz konusu. O yüzden objektif bir değerlendirmeyi bizden sonraki kuşaklar daha iyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü onların en azından bugünkü tarafgirliğe sahip olmadan hadiseye bakacaklarını, değerlendirme yapacaklarını düşünüyorum. Benim gördüğüm bu davayla ilgili bir şey söyleyeyim. O da şu, bu dava esasında bir iddianameyle düzenlendi. İddianameyle başladı diyelim. İddianame ne diyordu? İşte bazı kişiler darbe teşebbüsünde bulundukları, bunların da daha sonra bu darbe teşebbüsünü sonuçlandıramadıkları, buna dair bilgi, belge vesaire bulunduğu, bu nedenle cezalandırılması gerektiğiyle ilgili bir iddianame var ortada. Bugüne kadar bu bir iddianameydi, savcının iddiasıydı ama verilen karardan sonra iddianame olmaktan çıktı. Mahkemenin kanaatine dönüştü bu. Bir kabule dönüştü. Yani insanlar bir kısmı kabul eder, bir kısmı kabul etmeyebilir ama sonuçta bir gerçek var. Mahkeme bir karar verdi ve burada darbeye teşebbüsü dosyadaki delillere göre, vicdani kanaatine göre sabit gördü. Ve kendi şeyine göre de, vicdanı kanaatine göre de ceza takdirinde bulundu. Şimdi bunlar bir gerçek. Şimdi bizim bu gerçeği yok saymamız yanlış olur. Bir defa bu önemli bir durum. Yani iddiadan çıktı, bir kanaate, bir kabule dönüştü. Bir bu. Bir başka konu. Burada ben bu dava ile ilgili söylüyorum. Türkiye'de bu dava kadar karartmaya, saldırıya, bu davanın hakimleri, savcıları kadar hakarete, aşağılanmaya, istiskal edilmeye muhatap olmuş. Hatta tehdit. Tehditlere, şantajlara, basından takip ettiğimiz kadarıyla muhatap olmuş. İkinci bir dava görmüyor. İşte bazıları ileri gidiyor, yasa adayla kıyaslıyor. Yani yasa adayla bunu kıyaslamak da fevkalade haksızlık, vicdan yoksunluğudur. Neden? Çünkü orada hakimin karşısında konuşan bir başbakan var. Hangi edeple, nasıl bir üslupla konuştuğu ortada. Hakimlerin ona yaptığı muamele var. O da ortada. Baktığınızda çok farklı bir fotoğraf var. Darbeyi yapanlar yargılama yapıyor. Darbeye maruz kalanları idamla yargılıyor. Buraya baktığınızda iddia ne? Darbe teşebbüsünde bulunanlar yargılanıyor normal bir zamanda ve özgür bir ortamda. Yani avukatların yaptığına bakıldığında, ben bir avukatım. Yani şimdi sürece baktığımda, avukatların yaptıklarına baktığında, müvekkillerinin aleyhine, savundukları kişilerin aleyhine o kadar yanlış işler yaptılar ki, kamuoyuyla uğraştılar baktığım zaman. Bütün televizyonlarda, gazetelerde, sanki kararı televizyonun başında seyredecek Ahmet Efendi verecek, Ayşe Hanım verecek, gazeteleri okuyanlar verecek. Şimdi ne oldu? Kamuoyunu etkilemeye, mahkemeyi kamuoyunun gözünde mahkum etmeye, hakimleri birilerinin tetikçisi, savcıların birilerinin tetikçisi olarak göstermeye gayret ettiler. Deliller uyduruk falan havasına girdiler. Bunları pompalamaya gayret ettiler. Ben diyorum ki bir avukat olarak, siyasetçi olarak demiyorum. Ya bu gayretleri mahkemede hakimleri ikna için, orada kendi savundukları kişilerin daha az ceza alması için uğraşmış olsalar, orada o deliller üzerinde neler yapabilecek? Yani ortada bir delil var. Şimdi sen yok dediğinde olmuyor bu. İşte bu bardak var, bu bardak değil dediğinde olmuyor. Bu bardak var. O zaman burada ben ne yapabilirim? Onun üzerinde durmuş olsalar daha isabetli yapardı. Baktığınızda savunma bu dava sürecine doğru baktığımda, benim bir hukukçu olarak savunma kendisini bir savunma yapmadı. Ya yani avukatlar açısından söylüyorum. Evet. Ondan sonra mahkemeye hakareti, savcıya, hakime hakareti, onları tanımamayı, reddetmeyi, hukukun kurallarını bizzat çiğnemeyi, hukuk gibi göstermeye kalktılar. Ve esasında bu davada sanki sanıklar değil de hakim yargılanıyor, hakimler yargılanıyor, savcılar yargılanıyor, başkaları yargılanıyormuş gibi bir hava oluşturuldu. Fevkalade yanlış şeyler. Tam o yüzden size bir soru sorayım. Tamam. Şimdi iki tane görüş var. Deniyor ki mahkeme daha hafif ceza veremezdi. Çünkü kanunda öyle bir suçun cezası odur. Yani kanunda darbe teşebbüsünün cezası oydu. İkinci görüşe göre ise
Hayır, mahkeme en azından işte bazı sanıklar için, şimdi bir işin elebaşları vardır, bir de işte alt rütbeler, en azından öyle bir ayrım yapabilirdi. Hani sizin bizzat hukuk uygulamasının içinden geldiğiniz için mesela hangisi görüş doğru? Mahkeme ya ne yapabilir? Ben şimdi işin doğrusu, işin esasını müessir şeyler söylemek istemem. Evet. Çünkü bunun yargıta yaşaması var. Orada bir değerlendirme olacaktır. Ama şu bir... Mahkemenin elinde böyle bir imkan var mı? Yani ben şunu söyleyebilirim sadece. Yani suçlar rütbelere göre, yani suçların içinde rütbelere göre bir kademelendirme yok. Suçun unsuruna göre bir kademelendirme, unsuruna göre bir ceza var. Bu suç unsurları oluşmuş mu, oluşmamış mı? Oluştuğu zaman bu suçun faillerinin kimliğine bakmıyor. Kişiliğine bakmıyor. Unsurlar yok, var mı? Bu unsurları yok, doğuran değil, konumlarına işte göre. Konumlarına, onu kastediyorum. Benim dediğim de yani asli konu, fail, feri fail. Ha, o asli fail, feri Faruk fail. Faruk Mancan konuyu çok yakından şimdi, takip ediyor. Hatta bak, bir kitap okuyor şu sıralarda da. Yani şimdi asli fail, feri fail ayrımı yapabilir. Bu mahkemenin takdirinde olan sorayım bir konu. Ama şu olmaz yani. Diyelim bir suç var. Bunu işleyen 3 kişi var. Bu delillerle dosyada sabit olmuş. İşte birisi genel müdür, birisi daire başkanı. Ya bu genel müdür ayrı olsun, daire başkanı ayrı olsun, birisi de müstahdem bu ayrı olsun denmez. Yani sonuçta burada, eğer sayın, bu sayın bakanım, burada sayın suç unsurları varsa çok ciddi öyle bir şeyi var. Biraz ihtisas konusu da aslında. Belki askeri makamlarda yapılan yargılamalarda, askerlerin işlediği suçlara ilişkin yargılamada belki biraz ihtisas da gerekli. Yani bir ordu komutanı düşünün. Ordu komutanı, siz de kol ordu komutanısınız. Kol ordu komutanı adında tümen, onun adında tugay var. Alaya kadar gidiyor bu. Tabura, bölüğe kadar. Ya ordu komutanı size bir emir gönderiyor. Diyor ki ben şu tarihte, şu tarihler arasında seminer yapacağım. Gel katıl diyor. Gidiyorsunuz bir seminere katılıyorsunuz. Orada bir şeyler konuşuluyor. Ben emekli bir askerim. Yani ben 20 yıl silahlı kuvvetlerde görev yaptım. Hiçbir zaman hiç hizmet kanununda üstün verdiği emre zevk ve mimiklerinizle bile memnuniyetsizlik göstermek suçtur hizmet kanununda. Yani onun verdiği emre karşı zestlerinizle, mimiklerinizle bile memnuniyetsizliğinizi ifade etmeniz suçtur. O bile suçtur. Şimdi bir asla bir gelmiş işte orada ordu komutanı görev vermiş. Orada ordu görevinin başında bir şey tartışılıyor zaten. Yani ben 20 yıl silahlı kuvvetlerde görev yaptım. Bana birlik komutanımın verdiği bir emrin hukuka uygun olup olmadığını sorgulama şansım hiç olmadı. Böyle bir imkanım hiç olmadı, böyle bir imkan hiç verilmedi. Yani böyle bir imkan yok çok fazla. Yani burada emri verenler, yani darbe niyeti taşıyan, darbe gibi çok önemli bir suç ki Balyoz'da çok ciddi dosyada belgeler var, çok ciddi bulgular var, çok ciddi deliller var. Şimdi bu deliller, bunlardan falan as rütbedeki albay, binbaşı, teğmen, sivil memur, bunların asla bunlardan haberi olamaz. Emin olun ki bunun niyeti kimse onlara söylemez. Sayın Elbol, şimdi bizim... Ya şimdi bunlarla şimdi bir kol ordu komutanı, bir ordu komutanı bu darbe planını kafasına koyup yapmayı planlayan hükümeti, milletin oylarıyla seçilmiş bir hükümeti alaşağı etmek isteyen 4-5 tane orgeneral rütbesindeki generalle bir albay, bir üst devlet, bir teğmen aynı cezayı alması üst çok rütbe aklımız almıyor. Onun için soruyorum. Yani Sayın Elbol, şimdi bunların cevabını biz mahkemenin gerekçeli kararını gördükten sonra esasında öğreneceğiz. Yani herkes bunu eleştiriyor ama ben bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi bizim ceza kanunumuzda kasten işlenmeyen suç yok. Bazı suçlar genel kastla, bazı suçlar özel kastla. Bunun anlamı nedir? Bir kişi bir suçu bilerek ve isteyerek işlemişse o suçun manevi unsuru oluşmuş oluyor. Ve bilerek ve isteyerek işlendiğini mahkeme tespit ederse o zaman unsurları tamam olduğu için ona ceza veriyor. Eğer suçun manevi unsuru yoksa, bilerek ve isteyerek bu suç işlenmemişse zaten ast üst şeyine gerek yok. Öyle yani mi? Böyle bir durumda manevi unsur yokluğundan ne yapar? Suçun unsurları oluşmadığından mahkeme böyle bir durumda berat karar verir. Evet. Ama şimdi burada dosyayı kimse bilmediği için herkes kalkıyor diyor ki rütbesi böyle, falanı böyle, şu böyle. Acaba şimdi buna mahkeme baktığı zaman işte aşağıdaki en kıdemsizi kimse, bu kıdemsiz bunun ne olduğunu bilerek, isteyerek yaptığı kanaatini doğrulayacak bilgiler, bulgular, deliller var da
ona göre mi verdi ki kanuna göre ancak böyle ceza tayin etmesi gerekir. Mahkeme böyle mi ceza tayin etti? Biz rütbelere bakarak değerlendirme yaparsak mahkeme yanlış yaptı deriz. Ama böyle mi yaptı? Bunu gerekçeli kararında göreceğiz. Gerekçeli kararında, ya ben bir hukukçu olarak bu manevi unsurun varlığını, yokluğunu tartışmadan zaten kişi hakkında mahkeme ceza tesis edemez. Bunu tartışmış olması lazım ve orada da bir karar vermesi lazım. Mahkeme bir hakkında suç tayin etmişse, suçlu bulup ceza tayin etmişse manevi unsuru tartışmış demektir. Ama tartıştı, nasıl tartıştı, bunu doğrulayan deliller nedir? Bunu gerekçeli kararda göreceğiz. Evet. Yani ben bu noktada gerekçeli karar görüldüğünde bu konudaki tartışmalar biraz daha objektif yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu tartışmalar biraz taraf esasından, evet, yani bu bari böyle olmalıydı, yani olmamalıydı. Ben bu konuda hukuka inanıyorum. Hukukun kendi iç mekanizmaları var. Yani hukuk bir hata yaptığı zaman kendi içinde bunu düzeltiyor. Diyelim ki tabii Yargıtay'ı var, Anayasa Mahkemesi safhası var. Süremiz de bitti arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabii. Çok yargının böyle kendi iç mekanizmalarında varsa bir hata aslında var. Aslında sizin sözlerinizde onu açıkladı efendim. Süremizin bittiğini söylüyor arkadaşlarımız. Zaman birazcık çabuk geçiyor. Aslında konuşacağımız çok şey vardı. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kongreyi konuşamadık. Kongreyi konuşamadık. Onu da artık yapacağız kongreyi. Kongreyi yapacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kanal Türk Ankara temsilcisi Faruk Mercan, sen de renk katın. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Nur Eylibol, Sayın Nur Eylibol, size de çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, konuğumuz söylediğimiz gibi, ifade ettiğimiz gibi Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'ydı. Türkiye'nin gündemindeki birçok konuyu detaylı ve ayrıntılı olarak masaya yatırma fırsatı bulduk bu akşam. Yorumu da tabii siz sevgili seyircilerimize bırakarak biz Ankara'dan şimdilik hoşça kalın diyoruz.